Selamlar, sevgiler, herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bazı nedenlerden dolayı, özel nedenlerden dolayı. İşlerimiz, iş güç vesaire, hayatın getirdiği zorluklar vesaire mücadele ediyoruz. Düşündüm arkadaşlar bu videoda ne yapabilirim diye. Mac OS X işletim sistemi hakkında bilgi vermek istedim. Bir konu hazırlamak istedim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar son yıllarda Mac OS X işletim sistemi Intel ve AMD işlemcili olan herhangi laptop ve masaüstü bilgisayarlara kurulabilir. Yani her bilgisayara kurulabilir bir şekilde yayımlama yaptılar. Dolayısıyla Mac OS X işletim sistemini normal laptop cihazlarımıza tabii ki uyumluluk kriterleri çerçevesinde olacak kurulabiliyor olması artık kullanıcıların da dikkatini çekiyor ve talep görmekte arkadaşlar. Ben Mac OS X işletim sistemini VMware Workstation'da kurdum arkadaşlar. İncelemeler falan yaptım. Bu videoda da zaten detayları video altına da ekleyeceğim. Detaylardan bahsedecek olursak eğer osxinfo.net adresinde arkadaşlar burada kurulum imajları hakkında Mac OS X işletim sisteminin Monterey sürümü, Big Sur sürümü, High Sierra sürümü, Open Core Boot Camp, Windows kurulumu yan yana kurulabilme özelliği. Bir de arkadaşlar macosforeveryone.com adresinde Kemal Alkan arkadaşımızın hazırladığı sistemler var. Buradan da bilgi edinebilirsiniz. Burada bilgi edinebilirsiniz deki söylememdeki amaç bu işletim sistemi arkadaşlar her donanımla bilgisayarlara kurulabiliyor olmasından yanı sıra uygunluk testlerinden de kriterlerinden de geçmesi gerekiyor ki kurulabiliyor doğru imajı indirip doğru sisteme kurmak gerekiyor arkadaşlar. Yani Windows ve Linux işletim sistemlerindeki mantıktan daha farklı bir mantığa sahip. Benim donanıma uygun olarak Mac OS X High Sierra imajını indirdim arkadaşlar. Burada hatta göstereyim. High Sierra'yı indirdim. Bir de VMware Workstation'a kurulabiliyor olan ISO'sunu indirmiştim. Zaten VMware'e kurduğum, sanal olarak kurduğum işletim sistemi de burada. Hatta göstereyim. Başlatalım. Elma logosunu göreceğiz birazdan arkadaşlar. Evet, şimdi gördük. Başlatıyorum arkadaşlar. Bunu aşağıya çekeyim başlarken. Buradan artık arkadaşlar beğendiğiniz sistemi eğer ki donanımınız, bilgisayarınız uygunsa gerekli notları okuduktan sonra zaten detayların hepsi yazıyor arkadaşlar. Rehberler de burada var. Rehberleri inceleme, sürüm sistemlerinin sürümlerine inceleme, Big Sur, Katalina, Mojave, High Sierra, Mac OS Sierra ve El Capitan. Bunlar arkadaşlar High Sierra'ya kadar legacy olan eski tip BIOS'a sahip bilgisayarlara kurulabiliyor olması daha avantajlı. Üst sürümlerde UEFI sistemli donanımlara destek vermekte. Tabii ki kurulum metotları hepsinde farklılıklar gösterse de ortak noktada benzerlikler taşımaktadırlar arkadaşlar. Bakayım açıldım benim sanal makinem sistem. Sanal sürücüleri falan şimdi tanıdı. Evet. Daha yeni kurdum zaten arkadaşlar. Evet, benim parolamı soruyor. Giriyorum parolamı. Yani bunu ben test etmek amacıyla sanal olarak kurdum. Yani kullanıyorum da zaten. Herhangi bir sorun görmedim. Hem alışayım diye yani real kurmak kurmadım. Yakın bir zamanda kuracağım real olarak. Şunu göz ardı edelim. Google Chrome diyor. Saklama diyelim. Evet arkadaşlar. Safari kullan diyelim. Evet. Burada detaylar işte kurduktan sonra masaüstü bu şekilde geliyor arkadaşlar. Launchpad'e tıklayalım. Launchpad şey evet. Şöyle. Sanal olduğu için arkadaşlar biraz şey yeni açıldı. Evet. Safari açık kalmış galiba. Safari'yi açtık. Apple.com'a girelim. Buradan göstereyim ben size Mac hakkında. Gördüğümüz gibi Mac OS Sierra arkadaşlar. Biraz garip gelebilir Windows kullanıcısından sonra Mac OS X kullanmak. Ama alışıyorsunuz arkadaşlar. Yani zaman içerisinde elleriniz alışıyor. Kullanırken aşinalık oluşuyor yavaş yavaş. Finder. Bu da dosya yöneticisi. Dosyalarımız burada arkadaşlar. Belgeler. İndirilenler. Buradan oturumu kapatalım. Uyut sistemi kapat. Oturumu kapat diyelim. Oturumu kapat. Oturumumuz kapatılıyor şu anda. Evet, oturumu kapattık. Tekrar açalım. Fark etmez. Windows ve Linux işletim sistemlerinden sonra eğer Mac OS X ya da sadece Mac OS X kullanacaksanız buradaki biraz önceki gösterdiğim sitede arkadaşlar detayların hepsi çıkıyor. Burada Monterey en son sürüm. En yeni sürüm diyelim. Buradaki detayları okuyarak kendi bilgisayarınızdan mutlaka donanım bilgilerinden emin olarak detayları ona göre karşılaştırıp kurmanızda yarar olacaktır. İmaj özelliklerini yazıyor gördüğünüz gibi. Kurulum, BIOS ayarlarında yapmanız gereken işlemler yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra AMD Ryzen için özel bir yapılandırma var burada. Konfigürasyonlar. Başlamadan önce ne diyor? BIOS ayarlarınızı ön tanımlı ayarlara çekin. Locked Default Settings diyor. Yani default varsayılan ayarlara yükleyin demek arkadaşlar. İngilizce Türkçe anlamı. Dolayısıyla alta doğru indiğimizde burada imaj dosyası var. İmaj dosyasını indirdikten sonra arkadaşlar yazdırma işlemini de şu programla yapacaksınız arkadaşlar. balenaEtcher diyelim. Etcher sitesine giriyoruz. Evet, buradan yazdırma, USB diske yazdırma işlemini arkadaşlar bu programla yapıyorsunuz. İndirmek istediğinizde de burada çıkıyor zaten. Bütün sürümler var. Windows için, macOS için, Linux'lerde de kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı arkadaşlar. Linux işletim sistemlerinde. Ben bu programı indirdim ama henüz real olarak kurmadım. ISO imajım var burada. Hatta göstereyim size. macOS diye girelim. Evet, High Sierra RAW dosyası arkadaşlar. ISO değildir. Garipsemeyin. Sadece VMware Workstation olan dosya var. O sadece ISO dosyası. Yani bu biraz evvel kurduğum sanal sistem bu ISO dosyasıyla kurulu arkadaşlar. Bu High Sierra'yı RAW dosyasını USB diskim balenaEtcher'ı çalıştırıyoruz. Hatta çalıştırayım. Hani göstermek maksadıyla. Çalıştırıyoruz. Çalışıyoruz. Portable arkadaşlar. Kurulumsuz çalışıyor. Bu arkadaşlar bu programda buradan seçiyoruz. İmajı seçiyoruz arkadaşlar. Hangi imajsa. Böyle göstereyim. Buradan RAW'ı seçiyoruz. Daha sonra buradan USB diskimizi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra select diyoruz. Flash dedikten sonra USB diskimize flash yani yazdırma işlemi başlıyor. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Daha sonra bu açıklamalardaki BIOS yapılandırma ayarlarını kendinize göre yaptıktan sonra burada gösteriyor. Bunları yaptıktan sonra boot yönergeleriyle Mac OS X'i bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz arkadaşlar. İşlemler aslında zor değil. Alışınca kolay. Ben burada son sürümün Monterey, eğer yeni nesil ileri seviye donanıma sahip bilgisayarınız varsa tabii ki bu Monterey kurulabilir. Ben burada açıkçası Big Sur'u çok beğeniyorum. Big Sur'a bakalım. Ama benim UEFI sistem olmadığı için arkadaşlar eski BIOS Legacy bot yönergelerine sahip benim sistemim. Dolayısıyla bunu kuramıyorum bunları. Yani kurmayı denesem de kuramıyorum. Çok değişiklik yapılması gerekir ki belki kurulabilir olabilir. Ama yeni nesil sistemlere artık UEFI burada da görünüyor. Kurulum imajı yeni nesil bilgisayarlara göre tasarlanmış diyelim. Evet arkadaşlar, bu siteyi de ben yaparım. Ne derler? Konu altına eklerim, videonun altına. Dilerseniz siz de gerek osxinfo.net gerekse de macosforeveryone.com Kemal Alkan arkadaşımızın sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burada bütün açıklamalar var arkadaşlar. Danışmanlık, bilgi verme vesaire. Bütün sistemlerde var. Windows falan da var burada gördüğüm kadarıyla. Hackintosh nedir? Kaos, macOS, buradaki ISO dosyasını ben kullandım arkadaşlar. Dolayısıyla siz de indirip sanal olarak kurmadan bir deneyebilirsiniz. Şu anda bende açık. Ben arada zaman buldukça deniyorum, bakıyorum arkadaşlar. Masaüstü arka planına bakalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, şunu seçeyim. Şu an Mac OS High Sierra'yı kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi kapatalım şimdi. Sistemi kapatıyorum. Sistemi kapat diyelim. Buradan tekrar uyarı çıkıyor. Şu an kapanıyor arkadaşlar. VMware Workstation arkadaşlar bu programın ismi. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer kuracaksanız eğer bu programla rahat bir şekilde sanal ISO dosyasıyla macOS'un kurabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu işlemde bu böyle. Biraz önce aşağıda görmüştüm. Nerede? Evet, burada ISO dosyası VMware macOS ISO diyor gördüğümüz gibi. Gerçek makineye kuracaksanız RAW dosyası. Biraz evvel göstermiştim. Yazdırma aracı da balenaEtcher. RAW dosyası neredeydi bakalım. Ben ISO dizinim var. macOS ISO dosyası bu arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ISO burada gösteriyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde sanal olarak kurmanız mümkün. Bütün sistemleri sanal olarak deneyip hangisinin olduğuna karar verebilirsiniz de. İnternetin diziyse, hızlı indiriyorsa. Dolayısıyla çünkü dosya boyutları bir hayli büyük. High Sierra'dan sonrakiler bayağı büyük. 7, 8, 10'a kadar çıkıyor. Ben bu videoda bir giriş yapayım dedim. Mac OS X'ten hani kısaca özet benim izlenimlerimi de bahsedeyim dedim. Kurduktan sonra yani sanal olarak deneyimlerimde biraz tabi ters olup geldi bana arkadaşlar. Ama görsel olarak pırıl pırıl bir ekrana sahip. İşlemci hızı, işlem hızı, uygulama mağazası olsun. Zamanla tabi göz aşinalığı oluşuyor ve alışıyorsunuz. Windows'un yanına kurma özelliği de mevcut arkadaşlar. Onun için tabi bazı yöntemler gerekiyor. Yani Windows üzerinden disk alanı ayıracaksınız ki o disk alanına disk alanını ayırdığınız zaman arkadaşlar yapmanız gerekiyor. Paragon Disk Manager var. Paragon Disk Manager'la Apple'ın kendi disk yönetimini kullanarak biçimlendirerek yapılandırmanız gerekiyor o diski. Ben oralara daha gelmedim halbuki. Daha şu an sadece izlenimlerim ve benim de izlediğim videolarda onu gördüm. İkinci işletim sistemi olarak kurabiliyorsunuz. Yani diyelim ki macOS kurulu sizde, Windows kurmakta istiyorsunuz. Onu da Boot Camp programıyla macOS'un kendine ait olan o şekilde Windows'u kuruyorsunuz. macOS'u kurduktan sonra da ikinci sistem Windows kurabilirsiniz. Yani tam tersini söylemiş oldum. Dolayısıyla şu anki incelemelerim yani ne kadar kısa süreli de olsa bir fikir oluştursun diye, aşinalık oluştursun diye ben bahsettim. Kurmayı düşünenler varsa her şeyden önce arkadaşlar bu işletim sistemi için donanımınız mutlaka kriterlere uygun şekilde okuyup değerlendirme yaparak kurmayı düşünün arkadaşlar. Kuracaksanız da mutlaka ve mutlaka önemli verileriniz varsa arkadaşlar yedekleme yapın. Ne olur ne olmaz. Sonuç olarak risk olabilir. Sistem kurulurken hatalar çıkabilir vesaire. Onun için kendi sisteminizdeki özel dosyalarınız, yedekleriniz varsa bunları ayrı bir bölüme, diske yedeklerseniz iyi olur arkadaşlar. Mac OS X işletim sisteminden bahsettik arkadaşlar. Kurulumunu ben sanal olarak sadece yapabildim. Yani göstermek isterdim ama uzun sürüyor bayağı. YouTube'da içeriklerinde zaten aranınca var birçok şey içerik. Onu zor bir şey olmasa gerek. Mac OS X'de arkadaşlar söyleyeceklerim, düşündüklerim, gösterdiklerim bu şekilde. İçeriklerin linkleri vesaire videonun altına eklerim. Dileyen soruları, görüşleri olursa yazarsanız ben de bildiklerimi yazmaya, cevaplamaya çalışırım, sizlerle paylaşırım arkadaşlar. İzlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.